Sosyal medya bu mesleği bozdu mu? Fena bozdu. Gerçekten fena bozdu. Yani baktığın zaman bugün kişinin sevgilisi ya da müşterisinden para almış adamları biliyoruz ve dükkan açmış büyük paralar harcıyorlar dükkana. 50 koltuk, 100 koltuk. Aslında ortada hiçbir şey yok. Sanat sıfır. Ya böyle bir şey var mı? E, müşteri geliyor, biz ne diyoruz efendim hoş geldiniz. Ne içersiniz? Çay mı kahve mi? E önüne adisyon koyup çay kahve parası alıyor bu büyük salonlar. Şaka gibi yani. yani. Burada en iyi hizmeti veriyorsun. En iyi marka boyayı kullanıyorsun. O orada 3 liralık boya kullanıp 3 bin lira dip boyadan para alırken sen 350 bin lira, 350 lira para istediğin zaman sana çok diyorlar. Tezgahtar olan bir kız 11 bin lira maaş alıp 7 bin lira röfleye para veriyor. Ne zaman ben iyi bir kuaför oldum dedin? Gerçekten bizim kuaförlerin Avrupa'ya gidişleri çok 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 uzun zaman sonra oldu. Yani bir Vidal Sasson, Anthony Mascala, Tony Guy denilen insanları biz seyrettik. Birebir ders aldık. Ben Vidal Sasson, Anthony Mascala, Tony Guy'dan ders aldığım dönemlerde, bunları seyrettiğim dönemlerde evet ya biz bunca sene saç kesmeyi bilmiyormuşum diye kendime söyledim. Biz ezbere iş yapıyormuş yok. Yani hangi boyayı ne kadar kaç gram sıkmalıyı. Yani biz tartıyı bile son 10 senede öğrendik. Şu boyadan 40 gram sıkayım, bu boyadan 10 gram sıkayım. Biz çok 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 seneler sonra öğrendik o insanları seyrettikten sonra, o insanları gördükten sonra, o insanların meslek aşkına aşkını gördükten sonra bir kere daha mesleğimize aşık olduk. Zaten o dönemden sonra para kazanmaya başladık. Sen nasıl başladın? Beni annem soktu ya. Çok komik bir, bir annem var benim yemin ediyorum. Kadın çok pinti, çok cimri bir kadın. Ben kuyumcuda çalışıyordum. Kaçtım oradan. Sonra dedi ki bana gel ben seni dedi bayan kuaförüne sokayım dedi. Niye anne dedim saçımı boyarsın bedavaya dedi. Gerçekten. Yemin ediyorum böyle başladım. Annemin yüzünden başladım. Hani ona dua mı etmeliyim beddua mı bilmiyorum ama onu çok seviyorum. <laughs> Bir günde kaç farklı insan tipiyle karşılaşıyoruz? Çok ya. Çok. Yani akşam kocasıyla kavga edip gelen, sevgilisiyle tartışıp gelen. Hani eskiden kadınlar şöyleydi. Kızardı sevgilisiyle ya da kocasıyla giderdi alışveriş yapardı. Şimdi direkt geliyor saçını değiştiriyor. Ya bunu yapmayalım. Yok ben ona kızdım. Ben ondan ayrıldım. Ben kocamla boşanıyorum. Saçımı değiştirmeliyim. Mesela şey vardır ya gelini tararsın. Upuzun saçtır. Kız muhteşemdir. Balayına bir gider bir gelir hop bala küt saçlı olur. Dikkat et yeni evlenip balayından dönen bütün kadınlar küt saçlıdır. Ya kadınlar tabii ki saç yaptırmaya gelmiyor. E iş yeriyle kavga ediyor. Gelip hepsini bize anlatıyorlar. E biz bitiyoruz. Yani bir tanesini dinliyorsun sonra iki, sonra üç, sonra dört. E geliyor işte sen diyor Ayşe'nin saçını nasıl boyadın, Fatma'nın saçını nasıl boyadın, bana da aynısını yapsana. İşte abla sana aynısı olmuyor diyemiyorsun yani. Ya da Ayşe ile Hüseyin'in aşk hayatını merak edenler var. Bize onu soruyorlar. Yani onlar da var bizde. E çok fazla oluyor onlar. Memesini yaptırıp Kaşını gözünü yaptırıp bize gelen kadınlar var. E ne yapayım abla yani göstereyim mi? Aa göster ya da göstereyim diyenler de var yani. Gerçek çok para verdim diyor. Sence nasıl olmuş diyor. Birisi yukarı bakıyor birisi aşağı diye Soranlar da var yani. Mesela en son başıma gelen olayı sana söyleyeyim. Müşteri kapıdan içeriye giriyor. Ben diyor genital bölge ağda olacak benim diyor. Ne yapayım canım ben şimdi uzan bekle geliyorum mu diyeyim ne yapayım diyorum. Belki bizi erkekten saymıyorlar. En mahrem gününü de biliyoruz. Bıyığının çıktığı günü de biliyoruz. Hastalandığı günü de biliyoruz. Hani benim bu meslekte en çok sevdiğim ve hizmet etmekten en çok hoşlandığım toplum eskort toplumu. Abi para alıyorsun. Beraber oturuyorsun. Muhabbet ediyorsun. Sohbet ediyorsun. Ne bileyim böyle makara kukara. Ne istediğini biliyor insanlar. Ha elit toplumu da evet çok seviyorum. Tek sevmediğim, tek sevmediğim müşteri elinde resimle... Ben bunu istiyorum diyen kadından nefret ediyorum. Düşünsene yani Jennifer Lopez'in fotoğrafını getiriyor. Hülya Avşar'ın fotoğrafını getiriyor. Ben bunu istiyorum. Abla bu sen misin ya? Yani maymundan 3 gün önce doğmuş bir tip var. E kendini güzel zannediyor. Ve ben değişmedim. İstediğini bilen insana hizmet etmek en zevkli işlem zaten. Onunla anlaşıyorsun, istişare ediyorsun, konuşuyorsun. Dinleyen müşteri... Saçı en güzel çıkan müşteridir. Ee, sana sadık yıllarca müşterin olmuş bir kişi başka bir kuaföre gittiği zaman aldatılmış hissediyor musun? Tabii müthiş. <laughs> Karım beni aldatsa bu kadar üzülmem. Gerçekten. Abi kadına hizmet ediyorsun 20 sene. Çayından, kahvesinden, osundan, musundan. Kadının ee, nasıl söyleyeyim sana? Annesinin babasının cenazesine gitmişsin. Dedesinin anneannesinin cenazesine gitmişin E kadın geliyor. Bütün kaprisini sen çekiyorsun 20 sene. Sonra gidiyor. Ben işte şurada falanca yerde röfle yaptırdım. Niye abla niye yani? Biz deyiz biz yapamıyor muyuz yani? Biz ne yapıyoruz burada? Muska böreği mi yapıyoruz yani? Biz o işi bilmiyor muyuz? E daralıyor insan üzülüyor. E çünkü hizmet sektöründesin. Hizmet ediyorsun. E haliyle üzülüyorsun. Aslında üzülmemek lazım. Peki bu kadar yani 41 senedir kadınlarla iç içe olduktan sonra kadınlardan soğumadın mı? Vallahi bazen soğuyorsun. Bazen diyorum ki gay olayım diyorum ama ondan sonra bakıyorum bizim dükkanın yanında mesela epilasyon makinesi var. Kızlar diyor ki abi senin sakal var ya almaz diyorlar sonra vazgeçiyorum. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> yani olmuyor ya. Kadınları sevmezsen bu işi yapamıyorsun. Onların Beynine iniyorsun, onlar gibi düşünüyorsun. Yani onların kocasının düşünemediğini düşünüyorsun. Ona prenses gibi davranıyorsun. E haliyle ne oluyor? Onun hoşuna gidiyor. Bazen kocaları bizden nefret ediyor. Oğlum kaldırmayın bunların götlerini bu kadar diyorlar. Benim bir müşterim var. Gerçekten müşterimin kocasına acıyorum. Çekilecek bir kadın değil. Diyorum ki niye böylesiniz? Ben de biliyorum çekilecek bir kadın olmadığımı diyor. Ama işte diyor kocam beni idare ediyor diyor. Ben edemem. Edemediğim için de boşandım zaten. İki kere evlendim, iki kere ayrıldım. Peki hiçbir müşterinle ilişki yaşadın mı? Tabii ki 3 tane. Birincisi 1994 yılında yaşadığım ilişkiydi. Babası kapının önüne gelip elime kurşun verdi. İkincisi çocuğumun annesi. Üçüncüsü de şimdiki ilişkim. Erkekler partnerlerini senden kıskanıyor mu? Kesinlikle. Nişantaşı'nda yolda yürüyüp de kadına merhaba efendim deyip de kadın ertesi günü benim dükkanıma gelip ağzı yüzü gözü mosmor geldi. Ama bunun kocası doktordu. Çok acı bir şey yaşıyoruz biz Türkiye'de. Rus bir kız sürekli geliyor, arkadaşlarını getiriyor. Sürekli sevgilisine benden bahsediyor sürekli ama. Tabi adam da mafya. Ulan dur bu kim diyor. Sarı yerde bir malikane villa gittim. Adam orada oturmuş. Sen misin lan Ozan dedi. Evet abi dedim benim dedim. Ha bu arada böyle tavşanları adamlara saldırıyor. Kendisi ateş ediyor falan. Bu model bir adam. Dedim eyvah biz dedim burada eyvah eyvah vurulacağız dedim. Böyle de bir anım var. O gün çok korkmuştum. Yani şeyde de mesela çok korkmuştum. yeni Yeniköy'deyim. İlk ismi lazım değil. Türkiye'nin sayılı ailelerinden bir tanesinin kızıyla bir ilişki yaşıyorum. Üç kişi geldi kapıya. Ama adamlar böyle izbandot gibi böyle bir kolumun altından aldılar beni. O zaman böyle 40 kilo falanım 17 yaşındayım. Ee, şey dedi bana bir tanesi kola içer misin dedi. Abi valla e, dilim damağım kurudu yani içerim dedim. İçtin mi kolayı dedi içtim. Bunun dedi ağzına bir sokarım bir daha dedi konuşamazsın dedi. Ondan sonra zaten böyle mega ismi olan insanlarla çıkmamaya yemin ettim. Böyle de bir anım var. Soramazsın'ın bu bölümünde konuğumuz Ozan Nalbant'tı. Görmek istediğiniz farklı konuklar, sormak istediğiniz farklı sorular varsa lütfen yorumlara yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için de lütfen bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.